İlk başta aldığımız duyumlar orada kısmi bir tadilatın yapılacağı ile ilgiliydi. Yani mevcut binada tadilata güçlendirme üzerine bir başvuru olduğunu ifade ettiler. Nitekim öyle yüzeysel tadilatlar, yani esaslı olmayan ama lokal düzeydeki tadilatlar muhakkak ki yapılabilir. Ya da güçlendirme ise, depremde hasar görülmüşse ve ruhsatlıysa da yine yapılabilir ama yaptığımız gözlemler neticesinde fark etti ki yani bırakın kıyıyı, gölün içerisine kadar girmiş yeniden bir yapılaşma süreci var orada. Tamamıyla yeni bir temel atılma süreci var. Temelin üzerinden geniş tabanlı bir bina inşası var. Bunu fark ettikten sonra biz ilgili belediyeye yazdık. Yani buradaki çalışmanın nasıl olabildiği ile alakalı. Çünkü orada yapılan çalışma sadece kıyı mevzuatını ihlal etmiyor. İmar mevzuatını ihlal ediyor. Binlik, 5000'lik ölçekli planları ihlal ediyor. Yine oradaki o gölle ilgili koruma planlarını ihlal ediyor. Yani sadece tek yönlü değil, 6-7 yönlü bir ihlalin gerçekleşme haliydi orada yaşanılan. Belediyeye yazı gönderdik. Belediye bize cevap göndermiş. İşte cevapta da denilmiş ki 3194 sayılı kanunun 32 ve 42. maddeleri gereğince cezai işlem yapılmıştır. Fakat dün yaptığımız tespitler üzerinden söylüyorum. Orada dün dahi çalışmalar yapılıyordu yani. Hızlı bir şekilde bir çalışma temposu vardı orada. Hatta bina yükselmeye devam ediyordu. Bununla ilgili biz tekrar şey yaptık, yani nasıl olabiliyor? Buraya dair siz 32. maddeye göre işlem yapmışsanız oranın mühürlenmesi lazım. Mührün ilgili müteahhite bildirilmesi lazım. Mülk sahibine bildirilmesi lazım. Ve derhal oraya dair yıkım sürecini başlatmanız lazım. Eğer ki ruhsatlandırılamıyorsa, ki zaten ruhsatlandırılamaz. Yani kıyıyı, gölün ya da imar mevzuatının tamamını ihlal eden bir yapının gerçekleşiyor olması bunu hiçbir yöntemle kurtaramayacağının da göstergesidir. Dolayısıyla derhal belediye ve valilikçe orada yıkım sürecinin başlatılması gerekiyordu. Ama fark ettik ki maalesef hiçbir müdahale yok. Müdahalenin olmadığı gibi bina çalışması olduğu gibi sürüyor. Bu durumu bunların karşı koymayacağını anladıktan sonra bizler sürece müdahale olduk. Bugün itibariyle bu durumu yargıya taşıyoruz. Yargı süreciyle bunu artık sürdüreceğiz. Oradan bir itirazımız olacak. Ve muhakkak kazanacağımız da bir süreç olacak. Yani şundan dolayı diyorum illaki kazanırız. Çünkü ilgili yasalar ve mevzuatların tamamı buradaki kanunsuzluğun, ihmalkarlığın ya da kaçak yapılaşmanın olmaması yönündendir. Ama bir diğer kaygılandıran taraf da şudur. Yani bunu sadece biz fark etmemişiz. Bunu bütün ildeki kamu kuruluşları, çünkü bununla ilgili çevre şehircilikle de görüştüm. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'yla da görüştüm. Bunların da haberi varmış. Yani belediyenin var, çevre şehircilikin var, valiliğin var, tabiat korumanın var. Ve ilginç bir şekilde hiç kimse müdahale etmiyor. Bu durum şunu gösteriyor. Özellikle kayyum ve özel bazı iştirakların eliyle kentin doğal ve tabi varlıkları dahil bütün alanları pervasız bir şekilde ya yapılaşmaya açılıyor ya da satılıyor ya da başka kurumlara devrediliyor. Bu bir süreç meselesidir. Eğer buna toplum irade gösterip karşı çıkmazsa korkarım ki seçime kadar korunabilecek çok bir şey de kalmayacak elimizde.